Susmamız, oturmamız, hep boyun eğmemiz, hayatı seyretmemiz istendi bugüne kadar. Kadınlar vardır, kadınlar her yerde. Sevgili izleyenler, Medyascope sohbetleri ikincisindeyiz. Ama programımıza başlamadan önce benim açımdan ve buradaki konuklarım açısından çok değerli olan bir kaybı zikretmek isteriz. Sennur Sezer'i bugün kaybettik. Kendisi bu ülkenin çok önemli kadın şairlerinden biriydi. Benim için çok özel bir insandı. Her yerde olan bir kadındı. Kadınların her yerde olduğunu bütün varlığıyla ispatlamış biriydi. Bugün bu dizeleri başka bir şekilde taşıyan iki değerli konukla birlikte yola revan olacağız. Elimizden geldiğince bir saat Türkiye'yi, Türkiye'de kadın olmayı, kadın dilini konuşmaya çalışacağız. Zor konular ama biliyorum ki çok yetkin iki insanla birlikteyim. Ben de naçizane moderatörlük yapmaya çalışacağım. Evet, Melda Onur, CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin diyeceğim ben. Hoş bulduk. Çünkü uzun yollardan geliyoruz. Kendisi sadece saygı duyduğum bir insan değil, sevdiğim bir insan da. Evet, o yüzden sen. Ve HDP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Filiz Kerestecioğlu. İdollerimden biriydi. Evet, aramızda yaş farkı yok ama kuşağının temsil ettikleri her zaman bize yol gösterdi. Sadece feminizm anlamında değil, kadın olmak anlamında. Şimdi Kadınlar Vardır'la başladım. Evet. İzin verirsen Melda, tabii, ilk sözü ben Filiz'e vermek istiyorum. Kadınlar Vardır ama bu şarkının bestecisi ve yazarı ve evet her şeyi olarak bize ne diyeceksin? 80'lerden bugünlere geldiğimizde neden hala Kadınlar Vardır'ı söylemek durumundayız? Neden hala onun altını kalın kalın çiziyoruz kimileri için ve kendimiz için? Daha çok söyleyeceğiz herhalde, öyle gözüküyor bütün dünyada. Yani maalesef erkek egemenliği devam ettiği sürece yetki, karar mekanizmalarında erkekler o gücü ortaya koymaya devam ettiği sürece bizler de ona karşı mücadeleyi gene yükseltmeye çalışarak, her zaman o mücadeleyi sürdürerek Kadınlar Vardır diyeceğiz. Yani Kadınlar Vardır'ı bana yaptıran şey aynı zamanda kadın mücadelesiydi. O yüzden Kadınlar Vardır benim şarkım olduğu kadar anonimdir de. Evet. Ve hani sokaklarda o günlerden bugüne söylene gelmesinin nedeni de hem o mücadelenin ürünü olmasıdır, hem de o mücadeleye hala hizmet etmesidir aslında. Sokaklara taşıdınız o şarkıyı. Tabii ki. Değil yani mi? İlk sokaklarda başladı zaten. Evet, daha evet. Sonra bir albüm de yer aldı, Gül Dünya Şarkıları albümünde. Evet. 2008 yılında ünlülerin olduğu işte Sezen Aksu, Aylin Aslım, Aynur Doğan, Nilüfer, daha birçok kadın sanatçının dilin sesinden de söylendi. Ama ilk söyleniş tabii ki o 87'de Yoğurtçu Parkı'ndaki yürüyüştedir. Yani orada hep beraber dayağa karşı yürüyüşte söyledik. Evet. Ve sonrasında da hep sokaklarda söyleniyor oldu. Her zaman da öyle olacak. Her zaman da öyle olacak. Her zaman da tedavi de her zaman devam ediyor. Yani ne zaman ki artık söylenmesi gerekmeyecek. Evet. O zaman mecliste de söylenmesi gerekiyor. Esas orada söylenmesi gerekiyor. Evet. Peki Melda, sana döneceğim. Kadınlar Vardır'ı 2011-2015 yılları arasında aslanlar gibi mecliste temsil ettin sen. Ne diyeceksin? Hani kadınların var olması ve bu mücadele nereye kadar devam edecek? Yani bu eril zihniyeti biz ne zaman, oh çok şükür şimdi eşitiz, hadi gerçek konuşulması gereken konulara geçelim diyerek bir tarafa bırakacağız ve yaşamımıza devam edeceğiz. Aa, keşke bir vade verebilsek. Veremiyorsun peki. Ama şu da var tabii, hiçbir şey dünkü gibi değil, hiçbir şey önceki günkü gibi değil. Değil. Büyük bir mücadele var, büyük bir görünürlük var. Sorunlar daha açığa çıkıyor, daha fazla görünür oluyor ve bunların tabii çözümü anlamında her gün yeni yol kat ediliyor. Sevgili Filiz kadar iyi hakim değilsem de konuya, aslında kadın mücadelesi, feminist mücadele çok ciddi yol kat etti. Tabii, yeni tabii. Jenerasyon kadınlarımız bambaşka. Eyvallah. Zor ve uzun bir yol. Tabii toplumun yarısını temsil eden bir kitlenin diğer yarıdan hak koparma mücadelesi de
uzun vadede oluyor. Ama dünden daha iyi oldu. Daha iyi. Ya tabii yani çok kısacık bir tarihçe verirsek, yani ben mesela 95'te geriye baktığımda yani hep zaten o gün bana bir ders verdi. Yani o Kadınlar Vardır belgeselini de yapmıştım o dönemde. Osmanlı'dan o güne kadın hakları mücadelesini anlatan belgesel. Ama hani tarihi hiçbir zaman kendimizden başlatmamak gerektiğini çok iyi öğretti bana o süreç. Ve hep de bunu tekrar ederim zaten hayatın birçok alanında. Osmanlı'da kadınlar o kadar radikal feminist sözler söylüyorlar ki, beyaz toplantılar yapıyorlar, beyaz kıyafetleriyle belli yerlerde toplanarak ve erkeklerin savaş diline karşı çıkıyorlar. Mesela barış çağrıları yapıyorlar farklı ülkelerin kadınlarına, aynı zamanda savaşı bitirin diye. Yani bütün bunları o zamanda da yapan kadınlar var. Daha sonrasında işte belki sol siyaset içerisinde yer alan kadınlar var. Hani o Cumhuriyet döneminde biraz daha kurtulmuş kadın simgelemi, belki işte Kadınlar Birliği'nin, Türk Kadınlar Birliği'nin kapatılması, sanki kadınlık adına söylenecek söz kalmamıştır diyerek, ki nafile bir şey yani, kesinlikle söylenecek çok şey devam ediyor 1930'lardan sonra. Sonra işte 80'li yıllarda hani bizim Şirin Tekeliler'den, Stella Ovadyalar'dan, Somut Gazetesi'nden devraldığımız, onların sözleriyle başlayan feminist mücadele ve dayağa karşı yürüyüş. Ondan sonrası sanki belli dönemlerde hani o 87'lerdeki heyecan yoktu gibi ifade ediliyor ama öyle değil. Aslında hakikaten Melda'nın söylediği gibi çok daha yaygınlaştı. Üniversitelerde kadın araştırmaları bölümleri açıldı. İşte kota, pozitif ayrımcılık, anayasaya konulan maddeler, cinsel suçlarla ilgili ya da ceza kanunu, medeni kanun değişiklikleri için yapılan kampanyalar, kürtaj kampanyaları, kürtaj yasağına, işte ona yönelik olan girişimlere karşı. Yani kadınlar aslında gerçekten, özellikle de mesela AKP iktidarının hani kadın bedenini, kimliğini, emeğini kontrol eden her türlü uygulamasına karşı en fazla hep sokaklarda mücadele içerisinde ve önde olan kadınlar oldu. Yani o nedenle ben o mücadelenin aslında özellikle gençler arasında da daha yaygınlaştığını düşünüyorum. O zaman biz çok az kadındık ama belki ilk söz olduğu için etkiliydi. Ama sonrasında devralanlar da tabii ki devralanlar, yani onu devam ettiren bugünkü arkadaşlar da çok ciddi bir mücadele yürütüyorlar. En önemli noktalardan bir tanesi de aslında Kürt Kadın Özgürlük Hareketi'yle Türkiye'deki o diğer feminist mücadelenin buluştuğu bir nokta var artık. Yani o çok daha köklü bir damar ve ben o damarın da çok güçlü olduğunu, hani bugün barış tesis edilecekse zaten gerçekten o kadınların hep birlikte bunu yapabileceğini düşünüyorum. Sanırım yaka mikrofonun, Melda senin de. Öyle mi? Evet, mikrofonlarımız tamam mıdır? Değiştiriyor musunuz? Buradan buraya mı takıyoruz? Peki. Evet. Tamam. Ufak bir ara veriyoruz. Tamam. Bu arada evet, buradan bu tarafa daha takıyoruz. Tamam. İyi miyiz? İyiyiz herhalde. Peki. Evet. Gelmedi mi seslerimiz? Gelmedi herhalde. Kadınların seslerini her yerde kesmeye çalışıyorum. Oldu mu acaba? Sesiniz nasıl? İyi. Evet. Tamam. Evet, şimdi ben burada hemen bir parantez. HDP'nin aslında bu sözünü ettiğin oluşumu içinde, bünyesinde bir şekilde barındırdığını düşünüyorum. Sonuna kadar da destekçisiyim bu anlamda. Evet. Ve yani bu önümüzdeki seçimlerde de bunu göreceğiz zaten. Göremezsek de hesabını soracağız. Şimdi ben Melda'ya döneyim. Bu geçen seçimlerde seni milletvekili olarak göremedik ve aslında bu seçimin tekrar edilmesini senin meclise girmen için destekliyorum. Derinden destekliyorum. Çok güzel bir açıklaman vardı. 13. sırada partin tarafından gösterildikten ve milletvekili seçilemedikten sonra bir veda yazısıydı ama bence aslında Melda Onur'u anlatan bir yazıydı. Oradaki o böyle üzgün değilim, biraz buruk hissediyorum. Kendi internet sitenden yayınladın ve bu sonucu bekliyordum. Buruk muyum? Evet, ama yalnızca yarım kalan işler için.
Onur mücadeleye devam mesajı verdi diyorlar. Ve diyorsun ki, bu da çok güzel. Poyraz Ali'yi cezaevinden kurtaramadığım için, Karakoçan'da barajın esir ettiği Arduç ailesine bir köprü yaptıramadığım için, Kadıköy'ün gözdesi Yeşilbahar Okulu'nu rantçı, din, istismarcı ellerden hala alamadığım için, İstanbul'un mahallelerini kelepçeleyen rantsal dönüşümlerdeki mücadelem ve Anadolu'nun yaşamını kurutan rantsal projelerdeki mücadelem yarım kaldığı için, hala kadın cinayetlerine karşı mecliste yapmam gerekenler olduğu için, peki bu davalardan vazgeçecek miyim? Hayır. Ama artık milletvekilinin avantajlarını bu davaların takibinde kullanamayacağım, kalkan olamayacağım, gözaltına alınan, tutuklanan, cezaevlerine konanlara müdahalem, ilgim sınırlı kalacak. Ha deyince herkese ulaşamayacağım. Doğru. Peki bundan sonrasında ne olacak? Yine mücadeleye devam edeceğiz. Mecliste görecek mecliste, miyiz Meldan'ı? Görelim. Tabii ki iddiamız o. Evet. Sonuçta ikinci bölge. 11. sıradayım. Tabii ki iddiamız o. Mecliste olurum ama olmadığım takdirde de meclisi dışarıdan. Çünkü bana şöyle bir etiket yapıştı. Sokak vekili. biraz çok sokaklarda olduğum için. Bir de birkaç hükümet yanlısı yayın beni... vatandaşı sokağa çağırıyor, işte sokaklara çağırıyor. Olur mu öyle şey? Evinde otur. Evet, yani gelsinler tabii, sokaklar güzeldir her zaman için. Biraz o öyle bir ünvanım olduğu için bir de hala tabii bu ilgilendiğim alanlarda çağırıyorlar. Diyorum ki bakın ben vekil değilim, vekil arkadaş. Olsun, siz bizim için hala vekilsiniz. Tabii ki devam edeceğiz. Bu sonuçta bu benim milletvekili dönemimde sadece yaptığım bir şey değildi. Öncesi de vardı ama öncesi çok tanınmadığım için belki hani. Devam edeceğiz. Bu işleri takip edeceğiz tabii ki. Çok değerli arkadaşlarımız zaten meclise olacaklar ve onlara baskı birlikte tabii. Yani şunu da söyleyeyim, bakın şunu fark ettim ben bu 4 yıllık süreçte. Vatandaş meclisin nasıl işlediği konusunda çok fikir sahibi değil. Yani kanunların nasıl, soru önergesi niye veriliyor, araştırma önergesi nasıl? Yani siz bir soru önergesi verildiğinde bir şeyin çözüldüğünü zannediyorlar. Ya da muhalefet bir kanun teklifi verildiğinde bunun olabileceğini zannediyor. Hayır, öyle bir şey yok. Bir de bir milletvekilliği yapmış bir vatandaş olarak ben dışarıdan soru önergesi verebileceğimi, kamuya açık araştırma önergesi verebileceğimi biliyorum. Sonuçta bunu yayınlattığınız zaman bu oradaki milletvekillerine de yol, yöntem gösterebilecektir. Tıpkı meclisteki bir milletvekili gibi bir vatandaş olarak hepimiz çalışabiliriz, takip edebiliriz. Ayrıca da biraz da vatandaşa milletvekili nasıl kullanabilir onu göstermek istiyorum. Çünkü nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Yani en azından bir kere meclisin kapısı bütün vatandaşlara açık. Bunu bilmeleri gerekiyor. Hiçbir şekilde bütün milletvekillerinin yakalarını yapışsınlar. Kendi davalarıyla ilgili olarak basın toplantısı olsun. Diğer vekillerle toplantılar olsun. Gerek grup başkan vekillere randevular olsun. Bunları almaları için ısrarcı olsunlar. Mesela biz böyle çalıştık. Yani ben çalıştığım bütün alanlarda şunu yaptım. Gelin ne istiyorsanız yapalım. Basın toplantısı mı? Basın toplantısı. Başka partilerin grup başkan vekillerinden bizzat gidip randevular alıp bizzat yanlarında oldum. Hani şunu demedik. O parti, bu parti. Böylece çok etkili çalıştık. Yani bazı STK'larla bazı konuları gündeme getirme anlamında. Biraz zaten böyle bir, STK geleneğinden gelen bir. Tabii STK geleneğinden. Bir de benim gazeteci, eski bir gazeteci olmam. Biraz da farklı konulara bakış açım, konuların haber değerini görüp biraz onun üstüne gidişim ve daha çok gazetelerde yer almam. Benim izlediğim konuları biraz daha kamuoyuna. Şimdi burada çok hassas bir konuya geliyoruz. İkinizin de bir gazetecilik deneyimi var. Ne olacak bu medyanın hali sorusu. Olan ki... olmuş. Yapacak bir şey yok, kalkın gidelim. Yok, yapacak bir şey var işte bugün yaptığımız da yani sansür sen nelere kadirsin. Evet. Yani gerçekten sosyal medyanın rolü çok güçlü artık.
ve eskisi gibi değil. Yani öyle her şeyi kısıtla, hiçbir şekilde haber alınamasın. İşte mesela şu anda o yaratılmış savaş diyorum ben, yani o halden hiçbir haber alınamaması 90'larda nasıl oluyorsa bugün de aynısı olmuyor. Bugün gerçekten neyse ki haberdar olabiliyoruz ve daha fazla tepki gösterilebiliyor insanlar bilgi sahibi oldukları için. Yani basın gerçekten olmazsa olmaz bir şey aslında bir ülkede ve o ülkede zaten demokrasinin olmadığını gösteren bir şey. Şu anda işte hem DİHA'ya yapılan, işte Azadiye Velat'a, işte Kürt gazeteciler özellikle çok büyük baskı yaşıyorlar çeşitli alanlarda. Ben mesela Cizre'ye gittiğim zaman gerçekten orada İmece'deki arkadaşlara da söylemiştim. Yani sizler olmasanız nasıl insanlar buradan haber alacaklar diye. Onlar da öyle o zorlukların içerisinde oralarda bulunuyorlar. Yani yapılan saldırı, evet, Ahmet Hakan'a yapılan da çok acımasız ve çok kötü bir şey. Ama diğer arkadaşları da unutmamak lazım. Yani gerçekten bir tarafa tepki gösterirken bir tarafı unutmamak lazım. Kesinlikle. Bence biraz işte gazeteciler cemiyetiydi, derneklerdi bu konuda veya işte basında yazan köşe yazarlarıydı. Eğer bunu yaparlarsa zaten biz aslında kazanırız ve doğru, barışı tesis doğru, ederiz. Doğru. Yani gene bir tarafı görmezden gelip sadece ünlü olan bazı insanları görürsek o zaman başaramayız bunu diye düşünüyorum. Biraz da basındaki artık o ünlü olan tırnak içerisinde insanların biraz ünsüzlere geçmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani biraz gerçekten ya hayat biraz onurla yaşanır. Yani gerçekten bazı şeyleri göze almak lazım. Yani direnmeden hangi ülkede kim neyi kazanmış ki? Şimdi iki gün önce Fransa'da 2900 kişiyi işten çıkarıyorlar ve Fransa ayağa kalkıyor. Yani şimdi Fransa'da gene aynı şekilde diyelim ki emeklilikle ilgili bir hak geri alınmaya çalışılırken lise öğrencileri de sokağa çıkıyor. Şimdi ne alakası var dersiniz, ama hayır, bu bizim hakkımız ve geleceğe ilişkin bir hakkımız diyorlar. Yani bugün gerçekten bölgede yani gittiğimiz, dolaştığımız her yerde bütün o baskılara rağmen insanlar direniyorlar. Binlerce insan sokağa çıkabiliyor. 30-40 yıldır en azından sürdürdükleri bir direniş geleneği var, ama ülkenin batısı hakikaten hala Kürt illerinde olanları yeterince görmüyor ve sanki anlamamak için bazen gayret sarf ediyor gibi geliyor şimdi bana. Şimdi bu söylediklerin yeni bir kitap çıktı, bana onu çağrıştırdı. İzleyenlerimize de hatırlatmakta fayda var. Necmi Alpay ve Hakan Tahmaz'ın hazırladığı Barış Açısını Savunmak, Metis'ten çıktı bu kitap. Ve orada Necmi Alpay'ın çok güzel bir ön sözde söylediği söz var. Bizim ülkemiz sağır odalar gibi yapılanmıştır. Yani ses geçirmeyecek biçimde. Duvarlarınız ses geçirmiyorsa bitişinizde her tür işkence yapılır, insanlığın dışına çıkılır ve siz bir şey duymazsınız. Ama bu da hakikate ulaşmanıza yetmez. Hakikat silinmiş ve yerine hazır suçlama sözleri konulmuştur. Tabii. Yani ben bir edebiyatçıyım ve bu son yaşadıklarımızda sözcüklerin bu kadar ayaklar altına alınmasın karşısında dehşet içindeyim. Yani sözcükler kifayetsiz kalıyor. Hatta sözcükler yani var ama yoklar. Tabii her şey bir terör çuvalının içerisine dolduruluyor. Aslında devlet geleneği budur. Yani yıllardır yapılan budur. Yıllardır Türkiye'de. Aynı tekrarlar yaşanır. Ama yine de ben yani hiçbir zaman hayatımda umutsuz söz sarf etmeyen bir insanım. Genellikle öyle yaşayamam yani. Öyle bir yanım var ve ben bunun da üstesinden geleceğimize inanıyorum ve halklar aynı halklar değil. Yani bugün asker cenazelerinde gösterilen tepkiler de bunu gösteriyor. Polis cenazelerinde de aynı şekilde gerillalar öldüğü zaman da bir şeyler çok daha net olarak ortaya çıkıyor. İnsanlar 3 yıl bir çatışmasızlık hali yaşandıysa eğer, evet, bunun ötesi de gelebilir. Niye olmasın
Niye biz bu noktaya tekrar geri döndüğü soruyorlar ve bunun cevabını da biliyorlar aslında. Bu sarayın savaşıdır. Evet. Bu gerçek bir savaş değil. Bu yaratılmış bir şeydir. Yaratılmış. Yani bugün Kolombiya'da 50 yıl sonra ulaşılıyorsa bir noktaya, Türkiye'de de ulaşılacaktır. Yani bunun geri dönüşü yok. Ama bunun kurucusu da gerçekten en fazla kadınlar olacak. Bunu hiç annelik üstünden falan söylemiyorum. Ona da aynı zamanda karşı olduğumu ifade etmek isterim. Evet, tamam, anneler çok değerlidir. Hani cumartesi anneleri, barış anneleri gibi, hele mücadeleci kadınlar. Ama kadınlar anne olduğu için sadece karşı çıkmıyorlar savaşa. Evet. Savaş kararlarını biz almıyoruz. Evet. Yani dünyadaki egemenliği yaratan, yöneten biz değiliz. Ve gerçekten antimilitarist olduğumuz için, barışı kurmak istediğimiz için kadınlar diyorum ben. Kadınlar. Yani o müzakere süreçlerinde de, masalarında da özgürlükçü anlayışlarıyla, hiyerarşiye karşı çıkan anlayışlarıyla kadınların yer alması gerektiğini düşünüyorum. Tam da burada Melda Onur'a dönüp Aralık 2014'te mecliste yaptığı bir konuşmasını hatırlatmak istiyorum kendisine. Hı. Benim için efsanevi bir konuşmaydı o. Her yere tweetledim ki ben sosyal medyada öyle sakar bir insanım. Tarım Bakanlığı'yla başlıyorsun konuşmaya. İşte şöyle böyle. Ne çıkacak, ne çıkacak? Ali İsmail Korkmaz çıkıyor. Hı. Çarşı vicdandır yargılanamaz çıkıyor. Ve sonra tişört. Evet. Hakikaten tüylerimi diken diken eden bir performanstı. Ve şunu dediğimi hatırlıyorum. İşte mecliste kadınlar böyle olmalı. ki dışarıdaki bizler, evet, arkamızda böyle bir destek var, şimdi ilerleyebiliriz. Şunu sana sormak istiyorum. Orada gerçekten bunu yapmak mümkün mü? Yani sen şunu diyebilirsin. Yani ben çılgın bir kadınım. Bunu böyle yaptım. Ama bu kadın dili dediğimiz, tam da Filiz'in sözünü ettiği, yani annelikle hem bağdaşabilir hem bağdaşmayabilir ama annelik ötesi diyebileceğimiz o üçüncü dil mümkün müdür hali hazırda? Şu an meclisin yapısında ben yaptım diyorsun, o zaman vardır'a gelebilir miyiz? Tabii ki ama şöyle söyleyeyim, tabii evet, azız biz meclisin içerisinde ama pek çok kadından benzeri performansı, en azından muhalefet adına söyleyeyim, o dönemde gördük. Bu hani tek başıma değilim ama hani belki biraz eski işte televizyoncu geleneğimle biraz hitap var bir şey. Evet, yani o kadar biraz kürsü hakimiyetim vardı, fena değil. En yani. Son konuşman. O en sevdiğim konuşma odur. Evet, çakallar adına söz alıp evet, türcülüğe karşı Sayın Hasip Kaplan'a kınama yapmıştım. Evet, tabii ki yapılabilir. Ama şunu söyleyeyim, hani kadın sadece anne açısından bakmıyorum dedi. Çok güzel bir şey söyledi. Aslında neden kadın barışı ister? Aslında bak, birçok alanda bakın, bir erkeklerin ilgi alanları var, bir de diğerleri var ve bütün o diğerleri kadınlar üstleniyor. Bugün kadın cinayetleri ya da kadınlarla ilgili konuların dışında ötekilenmiş, dezavantajlı olmuş her türlü gruplar da kadınların savunma alanında kalıyorlar. Tabii ki erkekler de oluyor ama bugün mesela Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın içinde işte engelliler vardır. Efendim çocuklar vardır. LGBT'ler onların içerisinde. Çünkü neden? Kadın başkalarının yaşam haklarını savunmayı da kendi üzerine alan bir varlık. Bir de en yaşamı çok zarar gören tutuyor, kadınlar aslında. Tabii. Yani savaşlardan tabii. Da en çok zarar gören kadınlar. Bütün hayatı örgütleyen de. Yaşam yani, hakkı ihlalinde en çok zarar gören kadınlar. Sakatlananlara kim bakıyor? Yine kadınlar bakıyor kadınlar. Yani savaşta. Ya da tecavüze tabii. Kim uğruyor? Tacize kim uğruyor? Tabii, savaşlarda tabii, da tabii, normal tabii. Yaşamda da kadınlar uğruyorlar. Yani çocuklara aynı şekilde. Aynen. Yani boş yere hanım da anlatan sus, bir kadın de. Olarak sus denmiyor. tabii aynen. Denmiyor, bakın tabii. Mesela çevre hareketinde de çok enteresandır. Ben çevre komisyonu üyesi olarak ilk meclise girmişti, gidiyoruz. Hep kadınlar önde ve hep kadınlar da yakıyor. Yani şeyden önce, Gezi'den önce ben ilk Gezi benzeri bir saldırıyı Tortum'da
görmüştük işte. Kadınlar sürüklendiler falan. Orada hep kadınlar, köylerde işte niye kadınlar önde oluyorlar? Hani daha mı jandarma saldırmıyor? Hayır, bayağı saldırıyor, dövüyor. Yani işte 83 yaşındaki nineyi dövmüştü Erzurum Tortum'da. Evet. Yani kadıncağız işte kepçeni. Sonra konuşmalarımda ve şeylerimde şunu gördüm. Kadınlar gerçekten de doğrudan o toprakla yaşıyorlar. Erkek öyle değil o kadar. Yani erkek sonuçta bir köyde, yakındaki bir kentte ya da ilçedeki bir inşaata gidip günlük yevmiyeli çalışıyor. Oysa kadın sabah kalkıyor. O suyu kullanarak hayatını kuruyor. Yani işte çocuklarını yıkıyor, evi temizliyor, hayvanını suluyor, o suyla toprağını suluyor, o verimi alıyor ve tüm gün boyunca ciddi bir katma değer yaratıyor evine ve akşam o tarladaki fasulyelerini toplayıp yemek yapıyor. Yani erkek zannetmesin ki günlük aldığı 50 lira yevmiye o yemek pişiyor ya. Anlatabiliyor muyum? Şimdi böyle bir şey olduğunda ilk mesela o çevre şeyinin felaketinin ilk etkisini onlar görüyorlar. Su kesiliyor, su kirleniyor, toprak gidiyor ve atıyorlar kendilerini ön saflara. Ya onun için her tür yaşam hakkı mücadelesi. Eğer tarlasına da saldırı varsa, suyuna da varsa, çocuğuna da varsa, yaşamına da varsa, kadın kendisini ciddi anlamda, çünkü sadece kendisi değil, onun bir aile yaşamını gerçekten de kadın ayakta tutuyor. Onun için şu Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bir geleceğim. Kadın... Dur oraya geleceğim. Bu arada bir mesaj gelmiş. Gönlümüzün milletvekili. Ay, ne güzel. Sağ olsun. Şimdi gönlümüzün milletvekili. Bu çok değerli bir şey tabii. Değil mi? Gönül insanı olmak. Görevimi çok... hakkaniyetle, hakkıyla yaptığımız gösteren bir şey. Bundan dolayı çok memnunum. Biz Melda'yla Kobane'den önce, yani orada o savaş patlamadan önce iki minibüs dostu kadındık. Bir böyle macera mı diyeyim artık, bir çok önemli bir seyahatti. Tam IŞİD'in Kobani'ye saldırmasından yaklaşık iki gün boyunca Cizire, Elbir ve Mahmur kampına. Evet, Mahmur kampına gittik ve orada da aynı şekilde düşündüm. Milletvekili kadınlar böyle olmalı işte. Gönlümüzün milletvekilleri. Şimdi bir reklama girelim. Hayır, reklamsızız. Şöyle bir soru geldi. 1 Kasım'dan sonra Melda Onur'da zaten meclise soktuğumuzu düşünüyoruz biz. HDP ile CHP koalisyonu olduğunda kadınların bu konuda nasıl hareket edebileceğini öngörüyorlar diye soruyorlar. Hatta bunu da soran arkadaşım uzaktan bir yerlerden. Yani kadınların derken meclisteki kadınları mı, genel olarak mı? Yani işte mesela HDP'li kadınları temsilen sana sormuş olayım. Evet. Yani, ne türde bir, mesela bu Bülent Arınç'ın çıkışından sonra o birleşme, CHP ve HDP'li kadınların bir arada bir ses oluşturması çok etkileyiciydi, çok anlamlıydı. Evet. Buradan yola çıkarak yeni bir dil, hani sözünü ettiğimiz o dil yaratılması kolay mıdır, değil midir? Yoksa işte her zaman her yerde olduğu gibi egolar mı çarpışır? Bunları aşmanın yolları var mıdır? Ya çarpıştıranlar da vardır, olacaktır tabii ama biz aslında gerçekten bunu hedeflemiştik. Yani çok az bir mesai yapabildik mecliste. Hani çoğu zaman halkımız bunu bilmiyor gerçekten. Hani başta söylediğimiz gibi biz tatildeyken de mesela sanki Ankara'da mecliste çalışılıyormuş ve bir şey yapılabiliyormuş gibi görülüyor. Halbuki bunu yapabilmek için çok gayret ettik. Gerçekten meclis açık kalsın ve bunu çalıştıralım diye. Seçimden sonra kaç kere toplanabildiniz? Topu 3 kere falan. Aha, yani tezkere. Onlarda da savaş şeyleriydi, yani tezkere oylandı.
bir tanesinde. Bir tanesinde işte terör kan gibi bir gene o içeriğini belirsiz bir şekilde konuşuldu. Yani burada benim biraz CHP'ye de şeylerim var, eleştirilerim var tabii. Ama hani içinden bazı arkadaşlar da... Küçük küçük de olsa... Yani ne? Ya ben hani şeye önce kadınlarla mı başlayayım bununla mı? Yani buna çok kısaca aslında değinirsem ben bugün CHP'nin barış için çok daha aktif bir rol oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu yapabileceğini aslında düşünüyorum. Ama yeterli bir güvene sahip olmadığını ve o güvenle, o inisiyatifle ön almadığını düşünüyorum. Yani sanki hani ne oraya değineyim ne buraya değineyim dediği zaman daha fazla hani bir seçim yaklaşıyor kaygısıyla biraz daha geleneksel bir siyaseti yürüterek davranıyor. Halbuki çok tarihi bir dönemdeyiz. Hakikaten bir seçim kazanmıştık aslında. Mutluydu 7 Haziran'ın ertesindeki bize yapılan bütün saldırılara rağmen, yani HDP olarak söylüyorum, işte Diyarbakır saldırısı, bombalaması, ne bileyim başka şeyler, Erzurum, Ağrı saldırıları gibi. Ama bütün bunlara rağmen hakikaten 8 Haziran'da insanlar biz kazandık duygusunu yaşadılar. Yani burada MHP'nin rolü daha bellidir. Yani MHP sonuçta gerçekten farklı bir gelenekten geliyor. Ama CHP'nin daha farklı davranması gerekirdi diye düşünüyorum ben. Daha inisiyatifli, daha güvenli ve çaresiz değilsiniz mesajını, yani insanlara siz Erdoğan'a da AKP'ye de muhtaç değilsiniz, çaresiz değilsiniz. Biz iktidar olacağız diyebilirlerdi mesela. Bunu bile doğru düz telaffuz etmedi yani. Yani barış için aynı şekilde. Biz iktidar olacağız diyor Genel Başkan. İşte o kadar güçsüz çıkıyor ki bu ses. Yani çok barışla ilgili çıkıyor. Olarak da böyle. Yani şimdi iki tane orada farklı bayrak gördüğünüz zaman barış bloğu mitinginden ayrılmamalısınız. Ne bileyim işte başka şeylerde hakikaten, yani bizimle HDP ile birlikte olunması gerekmiyor illa. Ama orada işte Cizre'ye iki bakan, 40'a yakın milletvekili sokulmadık biz. Ve bana arkadaşlar aradığı zaman, CHP'li arkadaşlara da söylediğim şey, ya bu parlamentonun itibarıdır. Ki ben bir şey değilim, yani uzun yılların parlamenteri değilim. Daha sonuçta ben gerçekten insan hakları geleneğinden, feminist mücadeleden gelen bir kadınım. Daha ne kadar zaman parlamentoda olmuşum zaten, ama sonuçta parlamentonun da itibarı diye bir şey var. İki bakan, 40 milletvekili Cizre'ye giremiyorsa aynı zamanda müsaadenizle bir yan sıralardaki arkadaşlar da kalksınlar gitsinler meclis başkanına, ne oluyor, neden yapılıyor bu meclisin haysiyetidir desinler, onun için bir direniş göstersinler. Yani bizi kriminalize etme çabalarına çok karşı çıkarak orada bir ortak mücadele yürütmek mümkündü. Maalesef bu olmadı. Ben bu çabadan yine de hala umutluyum, olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bunu yaparsak başarırız zaten. Bunu yaparsak güçlü oluruz. Bunu yaparsak başarabiliriz diye düşünüyorum. Burada hakikaten Melda'ya sormak istiyorum. Aynı fikirde misin? Ayrı fikirde misin? Şöyle söyleyeyim. Ben mecliste olsam farklı mı davranırdım? Muhtemelen gelirdim galiba Cizre'ye, her yere gittiğim gibi. Ama tabii çok da hızlı hareket edilmesi gereken bir zamanda, andık bir gidiş oldu. Çünkü öyle hani çok da uzun süren bir dönem değildi. Ama şunu söyleyeyim, çok bir sanıyorum birkaç 6-7 gün önce... kaldık biz orada. Nasıl? 6-7 gün kaldık biz orada. İlk giremediğiniz 2 gün. Giremediğiniz 2 gün oldu. 2 gün. Yani. İki gün. Evet. Şöyle söyleyeyim, hemen onun öncesinde bizim bir Cizre heyetimiz Cizre'ye gitti ve bir rapor yayınladı. Evet, onu aldı ve döndü. Yani, o süreçte de basın toplantısı falan yaptılar. Yani meclis başkanına belki hani gitmişler mi gitmemişler mi onu bilmiyorum ama o konuda basın toplantısı yaptılar. Yok, bize kadar... yapılandan sonra, ama o başka bir şey. Yani hayır, değil, süreçte, önceden süreçte, gitmek süreçte. Başka bir şey de hani bir önceden gittiler, bir rapor yayınladılar. Sizin giremediğiniz süreçte de basın toplantılarıyla bu konuyu gündeme taşıdılar. Bilmiyorum meclis başkanı konuşlar. Tabii yetersiz bulunabilir yani o anlamda, ama hani hiç görmüyor değil. Cumhuriyet Halk Partisi'ne şöyle bakmak lazım. Cumhuriyet Halk, şimdi
HDP nasıl bakalım? Şöyle bakalım. CHP beni ikna et. Yok, ikna etmek için değil. Sadece şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi bir kurucu parti olarak aslında çok üzerine sorumluluk var. Ama bir o kadar da bütün 780 bin kilometre karenin yükü var. Yani HDP... Ama bizden fazla yük olmasın Melda. Bütün parti binalarımıza saldırılmış. 400'den fazla sahne. Herkes üstümüze geliyor. Bir oradan bir oradan. Söylemek istediğim o değil. HDP ki böyle olmasını da normal karşılıyorum. Politikalarında ilk çıkış noktası sonuçta kendi davası ve bu ülkedeki işte Güneydoğu'dan çıkan o büyük sorun ve onun çözülmesi üzerine. Daha sonra diğer politikaları yayılıyor. Ama bizimki öyle değil. Yani biz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim bildirgesi de olsun. İşte İzmir'den Sinop'a, Sinop'tan Ağrı'ya, Ağrı'dan hepsini kapsayıcı bir söylemle geliyorlar. Onun için ilk anda ki Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri bu sorun. Sonuçta çatışma her evde olmasa bile çok evde şu anda ölüm var yani. Evet. Şehit var, gazi var, yaralananlar var. Evet. Ama bakıldığında neden hani ekonomi politikasıyla gidiyor, neden? Ama bunun da bir parti tarafından, bir büyük parti tarafından değil. Çünkü bugün baktığınızda her evde bir işsiz var. Şimdi işin o tarafına da bakıyorlar, anlatabiliyor muyum? Ege'ye de hitap etmek zorunda. Ama bu anda bizim açımızdan da geçerli olan bir şey. Ki. Yani biz de sonuçta seçim bildirgemizde genel olarak gerçekten birçok soruna değiniyoruz ve bunları kapsıyoruz. Fakat barış olmazsa hiçbir şey olmuyor ki. Çok kanayan yara. Yani ne ekonomi, ne kadın mücadelesi, ne kadın cinayetlerini önlemek. Aksine bu bir domino etkisi yapıyor. Yani şiddeti daha fazla körüklüyor. Gerçekten kadınlar belki mesela daha fazla öldürülüyor. Yani korucu evlerinde de daha fazla öldürülüyor. Ya da o öfke ve şiddet ortamı kadın cinayetlerini de yükseltiyor. Ama şunu diyemeyiz. Yani o sabahatın tezidir. Hep söyler ama hani Kürt sorunu çözülürse kadın cinayetleri sorunu çözülür. Hayır. Öyle bir şey demedim. Kürt sorunu çözülürse işsizlik çözülür. Hayır. Kürt sorunu çözülürse çevre sorunu. Öyle bir şey yok. Yok öyle yani bir şey. Yani o sorun çok önemli bir sorun. Ama Türkiye'nin tek sorunu değil. Yani o açıdan söylüyorum. Çok sayıda sorun var. Kadın cinayetlerine geleceğiz. Durun. Onun için CHP koalisyonu sağlıyor. CHP biz kuracağız. Bu akşam kuracağız. O yüzden mesela 90 yıllık bir parti artık bir parti olmanın ötesinde sosyolojik bir vaka haline geliyor. Yani her fenomen. Tabii. Yani bugün her hanenin ülkede, her evin, herkesin CHP ile ilgili bir hikayesi vardır bu ülkede. O hikayeler kimi zaman size yük yapıyor. Demek istediğim o. Bir iyi yük, bir kötü yük. Kimisi CHP'den tarihine dönük çok öfkelidir, nefret eder ama mutlaka dedelerinde CHP'li vardır. Kimisi de bir tutkuyla bağlıdır ve hala muhalefette olmanın acısını çeker. İşte bakarsınız işte CHP'li dede ya da CHP'li babanın CHP'li olmayan çocukları. Ya da işte onun öncesinde belki Demokrat Partili babanın, CHP'li oğlunun, CHP'li olmayan HDP'li çocukları. Böyle bir kompozisyonun çok ortasında oturuyor CHP. O yüzden... Neyse ki gençler bizde. Ben onlardan umutluyum ya. Hareket kabiliyeti... Bunların yeni hikayeleri var. O anlamda hareket kabiliyeti o kadar hızlı refleksleri o kadar hızlı olamıyor. Ama asla unutulmasın. CHP her zaman için, hani bunu ben CHP milletvekili olarak bir söylemiyorum, ülkenin büyük abisidir. İktidarda olmasa da. Onun en ufak bir hareketi çok büyük etki yaratır. Ablası olsun artık işte. Sosyal ablası. Demokrat bir ablası olsun. Bu olursa belki abla oluruz. Abla istiyoruz biz. Abilerden, büyük abilerden bıktık. Şu an abi. Ama bıktık. Yani CHP abla diyemem. Evet. Keşke diyebilseydim. Evet. Ama CHP şu an abi pozisyonunda. Keşke abla abi ikiz olabilseydim. Yani o diğer... Hatta benim küçük bir espri var, onu da yapayım. Kızacak şimdi belki arkadaşlarım örgütlü ama bir gün işte ben eş başkanlık konusu dedim ki hani olsun CHP'de de olsun diye hani bir iki toplantıda dile getirdim. Sonra bir gün vazgeçtim.
geri aldım sözümü. Çünkü dedim ki bizde eş başkanlık olur, korkarım ikisi de erkek olur. İşte budur. CHP'nin özeti bu. Şimdi buradan ondan yola çıkıyorum. Şimdi o başta söylediğine gelince, yani kadınlar olarak bunu yapmak mümkün müydü? Bugünkü mecliste işte o hani bir kadın olarak sus şeyine geldiğim zaman, sözüne karşı işte birlikte davrandığınızda, evet yani daha fazla da birlikte davranabilirdik bence o anda. Ama işte o abilik olmasaydı evet. Belki. Yani çünkü bizim orada hakikaten CHP'li kadınlarla birlikte buna tepki gösteren, birlikte bir basın açıklaması yapmamamız için bir neden yoktu. Ama orada işte biraz bu şey, işte parti disiplini, bazı şey gelenekler falan bunu engelleyebiliyor gibi geliyor bana. Yani çok fazla bilmiyorum bazı şeyleri ben. Belki benim hani görgümde daha henüz ona yeterli olmayabilir ama biz bir kadın grubu kurduk mecliste. Yani resmi bir şey değil bu ama ilk başta ilk yaptığımız şeylerden biri HDP'de bir kadın grubu kurmaktı. Ve orada hedeflediğimiz şey kadınlarla ilgili, kadınlara yönelik ayrımcılıkla ilgili ne varsa yani bunlar konusunda ön almak, gerçekten söz söyleyebilmek, bu sözü mecliste yükseltebilmek ve bunu sadece HDP grubu olarak değil, diğer partilerin, sadece CHP değil, yani bütün diğer partilere de giderek kadın milletvekilleriyle görüşmek, toplantılar yapmak. Ama dediğim gibi işte bu 3 ayda yani meclis çalıştırılmadığı için ve böyle bir şeye imkan olamadı yapmayı. Ama 1 Kasım'dan sonra yani en çok yapmak istediğimiz şeylerden birisi de bu. Bunu yapabileceğimize inanıyorum ben. O işte bir kadın olarak sus şeyine, lafına tepki gösterdiğimiz zaman, ki hani Şafak Pavey de sonradan eminim üzüldü, oradaki idaresi konusunda meclis başkanı oydu. AKP'li kadınlar, evet ya, AKP'li kadınlara da ben seslenerek söyledim. Buna sizin de karşı çıkmanız lazım diye. Yani çünkü yerinden konuşmak bir şey değil ki. Evet. Yerlerinden çok konuşuyorlar mesela. Tabii. Ama lütfen bir sorgulasınlar. Yani sensiz erkek olarak diye. Hayır, onun ötesinde yerlerinden laf atıyorlar. Mesela meclisin halinde öyle bir şey var. Benim gerçekten bazen başım ağrıyor. O kadar erkek sesi var ki. Yani ciddi bir erkek kalabalığı ve çok kaba, birbirine böyle kabaca laf atan, lafını kesmeye çalışan insanlar. Yani o zaman hakikaten vah halkımız diyorsun, yani böyle mi temsil ediliyor diye. Bir yandan kadınlar da mesela bunu çok yoğun bir şekilde yapabiliyorlar. Aynı erkek rolüne gerçekten girebiliyorlar. Ama şunu sorgulamıyorlar ya, şu kaç oturum oldu? Bu kaç oturumda bir tane bizim kadın vekilimiz söz almadı aslında. Biz bunu kendi içimizde bir sorgulasak deseler çok daha başarılı olacaklar bence. Yani gerçekten yola çıkacaklar. Tabii yani yapması gerekenler, yapılması gereken bu. Yani daha çok sayıda kadının söz alması lazım. Hakikaten daha kadınlarla ilgili de söz alması lazım. O zaman hani mecliste de biraz daha atmosfer değişebilir ki biz yani gerçekten hani hem eş başkanlıkla hem temsil anlamında birçok şeyi, adımı atıyoruz ve önemli şeyler başardık diye düşünüyorum ama hani biz bile o anlamda öz eleştiri verdik, hani %40'ta hedefimiz bunu gerçekleştiremedik diye. Umarım daha sonraki zamanlarda yani bunu yapacağız, daha önemli. Fazlasını yapacağız. Şimdi bundan daha hazin bir konuya geçmek istiyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na geçenlerde Ayşen Gürcan muhtaç gruplara hizmet etmek olduğunu söylediği görevlerinin. Muhtaç gruplarda muhtaç biz grup. Kadınlar oluyoruz, kızlar ona göre. Şimdi bu muhtaç gruplar olarak kime muhtaç? Kime muhtaç? Vardır. Erkeğe mi? Vardır. Devlete mi? Kadın Bakanlığı. Yani evet. Bunun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı değil de Kadın Bakanlığı evet. Olması evet. Gerekiyor. Evet. Altına imza atanlardan birisi. Yani Mart 2015. Çalıştım orayı. Doğrudur. Heh. Söylemişimdir ama daha önce de çok söylediğim evet. Bir şey. Bu aslında benim söylediğim bir şey değil tabii. Bu özellikle kadın örgütlerinin, feminist örgütlerinin bu bakanlığın adını değiştirilmesi sırasında özellikle yasanın da
çıkarken işte ailenin korunması gibi ifadeleri çok direttiler. İçinde kadın olsun diye. Ve iktidar vay bunlar aileye düşman dedi. Bu feministler aile sevmez dedi. Öyleler midir feministler? Şimdi sevmez, düşman bunlar yanlış laflar ama bunlar şeydir, aile sorgulanması gereken bir şeydir. O başka bir şey. Yani gerçekten hani askerlik gibi aile de hani Türkiye'de tabu olan, belki sorgulanamayan şeylerden biri ama sorgulanması gereken bir şey. Gerçekten ne kadar özgür bir yapıdır ve nasıl insanlar orada eşittir, özgür iradeleriyle var oluyorlar. Çocuklar da başta olmak üzere o yapının içerisinde. Bu sorgulanması gereken bir şeydir. Yani anne baba her şeyde olduğu iki çocuk gibi. Mudur aile? Klasik formatta yani çocuğu olmayan ailedir ya da işte farklı yani yerde yaşayan, aile biçimleri, evlenmeyen aile. Tabii bu konu sürekli olarak gündeme getiriliyordu o zaman. Ben bir mahkemede feministlerin ne kadar haklı olduklarını şöyle anladım. Bir kadın cinayeti olmuş, katil koca kendisini savunuyor. Ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı son dönemde, yani birkaç yıldır kadının yanında bir avukat, müdahil avukat gönderiyor. Bakanlığın avukatı orada bulunuyor. Adam şey dedi, ben dedi bu müdahil avukatı reddediyorum dedi, istemiyorum dedi. Hakim, yani bu dava çıksın dedi bu salondan. Hakim neden dediğinde şöyle dedi. Ben dedi bu cinayeti ailemi korumak için işledim dedi. Bu bakanlık da aileyi korumak için vardır bu yasada bu bakanlık. Bakın bir kelime yani. Evet. Bir kelimenin ne kadar önemli olduğu. Bunu bir savunma modeli olarak geliştiriyorlar. Ya zaten ben o bu cinayeti ailemi korumak için işledim dedi. Yani cinayet kadına karşı işleniyor. Ama şiddeti önlemek, yani sadece cinayet değil, yani onun içerisinde fiziksel şiddet var, ekonomik şiddet var, yani paraya mahkum etmek var, psikolojik şiddet var. Bütün bunlara rağmen yasa şiddete karşı, kadına yönelik şiddete karşı yasa olmuyor. Ailenin korunmasına dair yasa oluyor. Bir yani, hukukçu olarak buna ne diyorsun? Yani hukukun ben bitti ilk, yani. Söyleyen insanlardan biriyim. Yani ailenin korunmasına dair kanunun önce adının değişmesi lazım. Zaten kadın örgütlerinin önerileri hiçbir zaman böyle olmadı. Evet. Yani dünyada da böyle değildir. Evet. Yani gerçekten kadına yönelik şiddeti önlemeye ilişkindir o yasa. Yani abesle iştigal etmek. Sen şiddeti uygulayan o ortamı mı korumaya çalışıyorsun? Ya da kimi koruyorsun? Yani gerçekten o ailede erkek de varsa ve bu şiddeti uygulayan erkekse niye bunun adı aileyi koruma oluyor? Evet. Yani kadına yönelik şiddeti korumaktır. Aynı şekilde daha öncesinde hatırlarsanız zaten genel ahlak ve adaba karşı suçlardı bu Türk Ceza Kanunu'nda işlenen, işte özellikle cinsel suçların genel başlığı böyleydi. Evet. Şimdi bir kadına tecavüz ediliyor. Bu niye genel ahlaka, adaba aykırı oluyor? O kadına yönelik. Yani ondan sonra bunun adı cinsel suçlar, işte bireylere yönelik suçlar olarak değiştirildi ve kişilere karşı olduğu, gerçekten kişiye karşı işlendiği yönde. Ama bu işte, bu da bir tür devlet geleneğidir. Yani bizde hep yani adalette de korunması gereken birey değil aslında devlettir ya. Yani buradan ne zaman ki biz bireyi korumaya, bireyin hakkını korumaya geçeceğiz, o zaman da aynı şekilde kadının hakkını korumak da böyle bir şey. O zaman işte haksız tahrik indirimleri, kravat taktı, ceket giydi diye iyi hal indirimleri almayacak o erkekler. Çünkü yargıda da çok ciddi bir erkek egemen bakış var. Yani Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın adının dışında da gerçekten muhtaçlık kavramı mesela. Yani hak mı inayet mi diye çok sorarım ben. Yani haktır esas olan, inayet muhtaçlık değil. Yani kimse kimseden daha üstün, kimse kimseden daha kurtulmuş değildir. Yani o eski yasayı
hazırlayan profesörler, tecavüzcüsüyle işte Fatma Gül'ün Suçu Ne diye dizisi de yapılan tecavüzcüsüyle kadınları evlendirmeye kalkan, böyle ceza yasası maddeleri yapan profesörler kendilerinin başına ya da kendi kızlarının başına böyle bir şey sanki gelmeyecekmiş gibi bu yasaları yapıyorlar. Yani zavallı bir takım insanlar var aşağıda, korunması gereken. Evet. Ha. Ve bugün aynı zamanda ben işte bazen Batı'dan bu savaş konusundaki bakışın da böyle olduğunu düşünüyorum. Yani muhtaçlık, zavallılık, biz onlara her şeyi vermedik mi? Bizim vergilerimize kimsiniz siz? Kimsiniz siz? Kimin vergisi? Benim vergimle de o zaman savaş çıkartıyorsunuz. Nasıl bir vergi bu? Yani kimin vergisi? Gerçekten buradan, oradan diye bir şey yok. Eşitlenmemiz gerekiyor. O yüzden yaşasın halkların kardeşliği de din, aynı zamanda yaşasın halkların eşitliği. Yani öyle bir şey. Yani belki kadınlardan farklı bir yere geldim ama bir yerde, çünkü Kürt sorunuyla aslında kadın sorunu birbirine çok da benzeşen şeylerdir ezilmişlik anlamında bu, ve bu mücadelede. Evet. Yani bu diğer konuya geçiş başlığımız olsun. Ve tabii ki çözüm sürecine geçmek istiyorum. Melda Onur'la başlamak istiyorum. Yani hakikaten yaşasın hakların ve halkların eşitliği noktasında Türkiye'de şu an neredeyiz? İyi bir yerde değiliz. Yani çok net bir şekilde iyi bir yerde değiliz. Hakların eşitliğinde zaten değiliz. Hakların eşitliğinde işte zaten kadın erkek arasında olmadığımızı gördük. Ama mücadele anlamında iyi bir yerdeyiz. Daha iyi bir yerdeyiz. Evet. Yani her gün daha iyi bir yerde olmaya devam ediyoruz. Yeter mi? Yetmiyor. Yalnız her şey daha görünür hale geliyor. Şöyle bir şey var, bir ana akım siyaset var, bir klasik siyaset var, bir çember. Ama diğerleri o çemberi kırmaya çalışıyor ve zorluyor ve o ana akımın içine giriyor. Gezi, mesela bu ana akımı biraz alabora eden noktalardan biri oldu aslında. Evet. Mesela bunu biz şeyde çok net gördük. LGBT hareketi daha görünür hale geldi. Sorunları çözüldü mü? Hayır. Ama görünür hale gelmesi bile sorunların çözülmesi için önemli. Çünkü daha öncesinde kimse görmüyordu. Yani bizim en sosyal demokrat arkadaşlarımız, erkekler bile hani olayı son derece fantezi, çok da onları ilgilendirmeyen konu var. Ama birdenbire ciddi bir kesim, evet ya bu siyasi bir mesele. Bugün Türkiye'deki bütün hak arayışlarının hepsi siyasidir. Yani kadın cinayetleri, kadın konusu siyasidir, LGBT konusu siyasidir. Evet. Ve onların da eşitliği aslında işte. O kimliklerin de eşitliği, inançların. Çevre konusu bundan daha öncesinde işte bir grup beyaz yakalının oyalanma aracı gibi bir şeydi. Öyle algılanıyordu. Öyle yansıtılıyordu. Öyle yansıtılıyordu. Fakat öyle değil. Çevre çok kanlı, çok zorlu ve çok siyasi bir mücadele. Çünkü hepsinde bir yaşam tarzı var. Bir yaşam modeli var. Diğerlerinin de o yaşam modeline karşı o yaşam modelini yok etme, kendi yaşam tarzını diretme mücadelesi var. Değil mi? Aynen öyle. Dergileriniz. Aynen öyle. Evet. Mesela şeyde çıktı ya, doğanın hakları var mesela, çok güzel bir laf. Tabii, aslında. Doğanın hakları var. Tabii, yani biz var. Her şeyin sahibi değiliz ki. Tabii. Yani gerçekten her şeyin sahibi gibi davranıyor tabii, insan. Hatta bazı anayasacılar yok etme üstüne şey dediler, yani doğanın hakkı olamaz çünkü hak olması için hakkını talep etmesi lazım. O hakkını talep ediyor. Anlayamıyor. Gayet de güzel talep ediyor yani hakkını. Duyması gerekiyor. Yani işte yani deprem oluyor, alıyor zaten hakkını geri. Başka bir şey oluyor. Hakkını hayvanların geri, işte, aynı şekilde. Senin için hayvanlar da bir siyasi mücadeledir. Ben mesela en son olarak bunun mücadelesini çok hayvan mücadelesi de siyasi bir konudur dediğimde pek çok solcu arkadaşım tamam hepsi tamam ama bu da değil dediler. Ta ki katırlar vurulana kadar. Dedim ki bakın. 87'de de bize deniyordu aynı şekilde. Özel olan politiktir dediğimiz zaman, yani o sadece bir kapalı kapının ardında yaşanmıyor, işte o kol tabii. kırılır yen içinde tabii, kalır. Tabii. Gerçekten siyasi tabii. bir mücadeledir. Kadın mücadelesi, kadın kurtuluş mücadelesi diye. O zaman da bize hani tabii. bunlar biraz böyle farklı şeyler. Yani mücadele varsa siyasidir. Ben buna inanıyorum. Eğer bir mücadele varsa siyasidir.
Siyasi olmayan şeyin içinde pek bir mücadele olmuyor zaten. diye düşünüyorum. Bilmiyorum çok mu felsefi bir ama yani katılmamak mümkün değil. Türkiye'yi düşündüğümde. Hani nereye geliyoruz? Bunlar artık görünür hale geldi ve eskiden ya bu konu mu falan denen şeyler. Hayır artık bir konu. Yani çözüm. Evet çözüm için belki birkaç vadede ama tabii ki en çok istediğimiz şey ilk etapta halkların eşitlik sorunu bir çözülsün. Evet. Şimdi Filiz, seninle yapılan bir röportajda diyorsun ki insanların huzur ve barış içerisinde neşesini saklamadan, çünkü biz mutluluklarımızdan ve neşelerimizden utanır hale gelerek yaşamaya başladık. Bence evet. Korkunç bu. Rahatça soluk alarak, yoksul olmadan barış içerisinde yaşaması çok mümkündür. Mümkündür de demiyorsun, çok mümkündür çok diyorsun. Çok mümkündür, evet. Ama maalesef. Buna dair bir özlemim var diyorsun. Bunu yapabiliriz diyorsun. Ve bir de keşke daha çok şarkı söyleyebilsem diyorsun. İnanır mısınız? Ben de edebiyatıma dönüp kitaplarımla ve edebiyatla uğraşmak istiyorum esasen. Yani nasıl olacak bu iş? Ya gerçekten mutlu olmaktan korkmayan bir toplum nasıl olacağız? Olacağız yani çok işte dediğim gibi bir tarafta olan mücadele geleneği öbür tarafta yeterince yok. Yani Gezi'de çok önemli bir şey gördük. Yani ben 70'lerin gençliğiyim. 70'li yıllarda da yani genç olan her şeye güler zaten aslında. Gerçekten en kötü şartlarda bile yani bizim üstümüze o zaman da panzer geliyordu. O zamanın işte sadece su püskürten panzeri vardı. Ben Ankara Kızılay Meydanı'nda hani gülerek arkamdan panzer gelerek kaçtığımı biliyorum. Şimdi bugün de gençler o gezide belki o gülünmez zannedilen zamanlardan bize çok başka bir mizah duygusuyla da enerjiyle de yaşanabileceğini, gülünebileceğini tekrar gösterdiler. Bu gerçekten farklı bir şeydi. Çok kaybımız oldu. Tabii ki biz hemen aynı zamanda da acılı bir toplumuz ve hemen de hatta acıya dönmeye de hazır bir toplumuz. Yani çok böyle birbirimize daha olumlu enerjiler de fazlaca veremiyoruz. Yani ben bunu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Tamam kayıplarımız var, kayıplarımızı unutmayalım. Gerçekten unutmayalım ama bazen de başkalarının yarattığı gündemlerde de sürüklenmeyelim. Yani biz aslında ön alıp yani oradan o kıskaca girmeden yolumuzu aydınlatabiliriz. Biraz gafil avlanmayalım yani. Gafil avlanmayalım. Evet. Kendi mücadele yolumuzu, kendi önerilerimizi kendimiz biraz da hayata geçirmeye, önden gitmeye çalışalım. Yani tabii ki yüzyıllık kapitalizm, işte emperyalizm, yok sömürgecilik, her türlü şey var ya da işte erkek egemenliği, militarizm. Şimdi bunların, var da var yani hayvanları tekmeleme, işte çocukları tokatlama, yani bütün bunlardan ya da eğitimde askeri bir eğitim gibi çocukları kıskaca alma, yani özgürlük çok tattığımız ve keyfini aldığımız bir şey değil. Bu işte aile sorgulanmalı derken biraz bunu da söylüyorum. Yani eğitim sisteminde tabii ailede maalesef. Bütün bunların hepsi var yani maalesef. Gerçekten bunlardan çıkabilmemiz için de biraz hakikaten mutluluktan da utanmamamız gerekiyor. Evet. Yani şarkı söylemekten bir şey de utanmamamız gerekiyor. Utanmayalım. Hı-hı. Özellikle kadın izleyiciler çok memnunmuş bizi izlemekten. Hatta biri yemeği yakmış. Boş verin ya. Boş verin. Boş. Ekmek peynir. Bu arada keşke kadınlar yönetseydi bu devleti diyor bu izleyicilerimizden biri. Keşke. Yapacağız. Bir kadın yönetti bir gidiyorlar. Zamanlar var. Yok, evet şimdi ona gelmek lazım. O aslında. Erkek yani doğumlu. Evet. Her zaman biyolojik kadın olmak yetmiyor. Evet. O, evet öyle yani, bir şey evet. Değil. Değil mi? Bakış yani açısı, kadın iyidir, kadın evet. Çiçektir, böcektir yok, falan böyle şeyler yok yani. O başka bir şey. Kesinlikle. Kadınlardan yana olmak. Ama çok yani. Kadın olursa bu kadın bakış açısı daha yoğun olur içinde. Ama herkes aynı şekilde bakamayabiliyor. Evet. Erkekler içinde de çok sayıda kadın bakış açısına sahip arkadaşımız var. Onların da
haklı değil. Kesinlikle yani, var. Kesinlikle. Hepsine doğru. İnanmayın ama. Yani onu aynı şekilde ayırt edebiliriz zaten. Dikkatli olmak lazım. Tedirgin bir şekilde dinleyin onları. Evet. Melda Hanım'a bir soru. CHP ve çözüm süreci. Yarına kadar buradayız. Hadi Melda. Bunu seçim bildirgeninde anlattı. Ben hemen birkaç maddeydi. Başlayayım. Bir, çok önemli bir şey olduğunu söyleyeyim. Bu bilmiyorum ne kadar... tabii şöyle yani bizim için önemli adımlardır bunlar. Küçük detaylar ama Genel Başkan birinci sıraya şunu aldı. Bu konu güvenlik politikalarıyla çözülmez dedi. Bunu biliyor muyuz dedi. Bir kere bu çok önemli bir şey. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin çözüm süreciyle ilgili 4 maddelik sıralamasında birinci sıraya bu konu güvenlik politikalarıyla çözülmez maddesini alması önemlidir. Çünkü şudur, önce devlet bir kendine dönüp bakmalı. Yani şunu söyledi, senelerdir bu denendi, böyle bir başarı sağlamadı. Öncelikle güvenlik politikalarını gözden geçirmek gerekiyor. Yani benim herhalde anladığım şu, Dağıtaş'ı sürekli bombalayarak, sürekli askeri, sürekli bir savaş halinde bu iş çözülmez. İkinci sıraya da herkesin teröre karşı durması gerekiyor. Bu da doğal bir taleptir. Sonuçta bakıldığında devlet bir taraftan bu operasyona karşı olacak. Üçten itibaren işte mecliste çözülmesi. Mecliste gerçek manada bir komisyon kurularak, çünkü geçen defa benim mecliste olduğum dönemde dönemin başbakanı, şimdiki cumhurbaşkanı, bu iş meclisin işi değildir dedi. Açıkça böyle söyledi. Mecliste çözülmez dedi ve bunun üzerine işte kendisinin olduğu, İmran'ın olduğu, MİT müsteşarının içinde olduğu bir yapıda bir çözüm süreci başlatıldı. HDP ne kadar biliyordu detayını onu da bilmiyorum gerçekten. Herkese 7 bölgeye akil insanlar gönderdi ve bu insanlar çözüm sürecinin ne olduğunu bilmeden vatandaşı ikna etmeye çalıştılar ve birçoğu da çok fena hırpalandı. Hırpalandı. Yani doğru. Özellikle daha milliyetçi, ulusal bakış açısı olan bölgeye uzak şeylerde bayağı hırpalandılar. Çünkü ne olduğunu bilmedikleri bir süreci anlatamadılardı. Onları kurban da ettiler yani bu sürece. Daha sonra bir komisyon kuruldu ve yani o komisyon da eşit bir komisyon değildi. Doğru olan evet yani meclis bu iradeyi koysun, bir komisyon kursun ve meclis dışında görüşmeleri bir grup STK, akil insanlar yapsın gibi bir bakış açısı var. Benim hani seçim bildirgesinden izlediğim o ama bu genel başkanın söylediği. Ben kendimle ilgili bir şey de bulunmak istiyorum. Şimdi bu iş sadece siyasetçilerin çözebileceği bir şey değil. Çünkü siyaset itişme alanı ne yazık ki. Yani kadın da olsanız, dünyanın en iyi kadınlarında olsanız o meclis ortamında mecbursunuz, siyasi partilerinizin sonuçta milletvekillerisiniz ve siyaset o kadar bir de toplumda hem itibarlı hem itibarsız bir alan. Ama sivil toplum çok önemli. Ben evet. Bu süreçte yani eğer bir barış olacaksa kadın erkekten ziyade sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin, efendim bu tür işte NGO dediğimiz yapıların aktif olması gerektiğini düşünüyorum. Yani en azından hayalimde şöyle de bir şey var. Yani kadın örgütlerinin çoğu bugün savaşa karşı. İşte barış için kadın girişimi var. Yani platformlar, cinayetlerle ilgili kader olsun. Bunların hepsinin bir ortak görüşü vardır. Hani çok farklı bir görüşe sahip olan çok eser miktar da vardır belki kadın örgütü. Bunların belki siyasi partilere değil, top gibi, TÜSİAD gibi, efendime söyleyeyim, daha böyle hani bakış açısı, daha böyle devlete yakın büyük kuruluşlara bir gitmeleri lazım, kapılarına dayanmaları lazım. Şimdi sonuç olarak TOP, TÜSİAD ya da sanayi odaları gibi büyük, bunlar meslek örgütleri dediğim alanlar, hep devletin yanında, hükümetlerin yanında durdukları için bir kere onları bir işlemek gerekiyor. Yani onların bir kafalarını çelmek gerekiyor. Nasıl çelecekler? Nasıl çelecek? Bir kere yani biz kendi aramızda oynayarak bu işi çözemeyiz. Yani sonuçta işte
Barış için Kadın Girişimi, Barış Platformu, orada HDP var, işte biraz CHP var, o var. Biz hep kendi alanımızda hareket ediyoruz. Kendi kendimize konuşuyoruz. Kendi kendimize konuşuyoruz. Çünkü bunlar hani bazen şey derler bana, işte falanca yere sen de gel. Ya benim gelmem önemli değil, ben gelirim. Ya Cizre'ye Melda da gelsin. Ya Cizre'ye Melda gider zaten. Melda gibi olmayan adamı götürmek lazım. Gönlümüzün milleti. Diyorsun Melda oraya da gider, oraya da gider. Ya da yani bu alanlara, buraya uzak duran ve o kadar kadın kapısına geldiğinde bakmak mecburiyeti hissedecek insanlara, yani Rıfat İsacıklıoğlu'nu gidip işgal etmek lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü bunlar sonuçta Türkiye genelinde üyeleri, şunları bunları olan çok büyük yapılar. Bu insanların bu kadınlara edebilecekleri bir sözleri olmalı. TÜSİAD. Yani ileride barış süreci olunca bölgede yatırım yapacak kuruluşlardan bir tane, en büyüklerinden biri. Şimdi bunlar erim önemli mi? Bence önemli. Çünkü bunların bir dönüşleri çok büyük etki yaratır. Yani küçük yapılar, yani işte çok hızlı hareket edebiliyor. Demin işte şey örneklediğim gibi, yani CHP büyüktür, ağırdır ama amiral gemisi gibi döndüğü anda çok etki yaratır. CHP'nin özel, çünkü CHP insanlar gördü mü devleti görmüş gibi oluyorlar. Hala ki 50 asıl hikaye. 50 yıldır devlet CHP'nin elinde değil. Yani. Ama rağmen, işte biraz da bu gelenek de çok fazla bir şeyi değiştirmiyor gibi geliyor. Yani söyledikleriniz önemli. Gerçekten. Onları kazanmadan kazanamayacağız. Ama onun dışında gerçekten yerelden yönetim, insanların yerelde güçlenmesi ve o kendi hak bilincine sahip olabilmesi, kendi yaşam alanlarıyla ilgili karar alabilmesi, yani bunlar güçlendiği zaman da aslında bence daha fazla nedenleri de anlayacaklar. Yerel yönetimlerin özelliği anlamında mı söylüyorsunuz? Yok. Yani özellik denilen şeyin aslında kendi yaşam iradesi olduğunu, tabii. Yani bunun İzmir, İstanbul, işte tabii. Adana ya da Mardin, Diyarbakır için fark etmediği, yani bunlar konuda, geliştiği zaman da insanların kendi yaşam alanlarına sahip çıktıklarında, daha fazla karar verebildiklerinde de bazı şeyleri daha fazla anlayabileceklerini de düşünüyorum. Yani ben bir cenahta bunun daha fazla anlaşıldığını, ama diğer tarafta hala devlet bizim adımıza karar versin ve yapsın ve hep böyle yukarıdan birileri bir şeyleri yapsın anlayışının da maalesef bu süreci biraz engellediğini şimdi düşünüyorum. Yani bunu hep birlikte isteyeceğiz. Devletli, yani benim sözünü ettiğim kazanılmamış büyük yapıları bu sürece dahil etmede kadınların rolü olabilir. Yani i̇şte kazanılmamış o, büyük yapılardan kastım bu büyük dev gibi ama aslında çok da etki yaratabilecek kuruluşlar. Yoksa biz önce aşağıdan kadınlar belediyeleri ele geçirseler daha iyi olur. Belediyeleri ele geçirseler İstanbul'da, İzmir'de de yani daha fazla söz sahibi olurlar. Sonuçta tabii ki keşke savaş bitse de bu çözüm olsa, herkes belediyeleri de işgal etsek. Gerçekten söylendiği gibi yerel yönetimler özellik şartının, işte bizim çekincelerini kaldırmak isteyeceğimiz. Hakikaten her yerel yönetimin kendi gücü olsa, daha güçlü olsa bunlar, ama bunlar zaten bir silahların susması, barış sürecinin başlamasıyla olabilecek şeyler. Ama bizim şu anda bu ağır koşulları ortadan kaldırmak için kazanılmamıştır. Bu duruma biraz uzaktan, biraz devlet aklıyla bakan sivil kesimi almamız lazım. Yoksa biz işte dediğim gibi yani 3-5 kadın bilmem ne hala çok marjinal görünüyoruz. Biz ana akımın siyaseti geçtim, çünkü siyaset mecburen toplumu takip edecek. Siyaset her zaman için geride kalıyor ülkede. İşte ama gidip de görmek de ve buraya yansıtmak da etkili oluyor. Tabii ki gidelim, yani Barış görelim, için Kadın Girişimi'nin o anlamda yaptığı ve çektiği videoda mesela çok yani, gerçekten çok, için, çok yayılması gereken önemli bir şey. Gidip tabii işte tabii her yer. Evet, olur tabii ya. Orada her yerde göstermesi lazım. Odasını işgal edip onu göstermesi gerekiyor. Yoksa ben görmüşüm. Yok, doğru, o da görmeli. O da görmeli. Evet, herkes görmeli çok yani. Çok azaldı süremiz. Kadın seçmene özellikle ne dersiniz? HDP olarak ve mecliste göreceğimiz CHP milletvekilimiz olarak. Size niye oy versinler? Kadın özgürlüğünden yana olduğumuz için, eşitliğinden Özgecan yana... Özgecan yasası çıkacak mı? Hayır, ben şimdi...
O çok şey bir yerde. Yani şunu ifade etmek isterim. Özgecan yasası denilen yasa ceza arttırımı, müebbet hapis gibi benim gibi insan hakları geleneğinden gelen bir insanın ağırlaştırılmış müebbet gibi bir şeyi savunması zaten o şekilde mümkün değil. Yani ben bir de ceza arttırımlarıyla hiçbir şeyin önünün alınabileceğini düşünmüyorum. Doğru. Şiddetin önlenmesi konusunda yapılması gereken şey öncelikle ön almaktır, tedbir almaktır. Yani hakikaten var olan bugünkü yasalar bunu yapmak için çok yeterli. İstanbul Sözleşmesi gibi devasa bir şey var önümüzde. Şiddeti önlemek için bir sözleşme var. Bu sözleşme sivil topluma da herkese de çok ciddi devlete özellikle ve idareye çok ciddi yükümlülükler getiriyor. Bunun hesabını sormamız lazım. İstanbul Sözleşmesi'ni bu devletin uygulaması lazım. O zaman zaten gerçekten yasal çerçeve anlamında ben bir boşluk olduğunu düşünmüyorum. Evet. Önemli olan o insanların o zihniyetini değiştirebilmek. Bu da kadınların mücadelesiyle olur. Neden HDP'ye oy versinler? Çünkü evet HDP'de feminist kadınlar da var. Onun dışında kadın mücadelesi için, eşitlik için mücadele eden kadınlar da var. Ve eş başkanlık, eşit temsil, çok sayıda kadının temsili var. Sadece mecliste olmak değil, aynı zamanda HDP gerçekten sokakla, kadınlarla omuz omuza olmakla bağını koparmayan bir parti ve bu nedenle kadınlara sağlanacak sosyal güvenceler anlamında da yani emeklilik işte evde çalışan kadınların emekliliği dahil o işte yaşlı çocuk bakımı gibi hep kadınların üzerlerine bırakılan şeyler dahil birçok alanda gerçekten güvence hedeflediği için de kadınlar HDP'ye evet kadınlar vardır dediğimiz için HDP'ye oy versinler peki, diyorum. Peki. CHP için söyleyebileceğimiz bir şey var mı? Şunu söyleyeyim. Özgecan yasası ile ilgili olarak tabii çok sayıda yasa bu 24. dönemde Özgecan yasası adı altında sunuldu ama mesela benim önerdiğim teklif ceza artırımı değil. Tahrik indirimlerinin kaldırılması. Evet, o farklı. Yani, o hep söylenen bir şey. Üç maddede bir işte kadın olduğu için cinayet işlendiyse, aileden biri işlediyse bir de LGBT'dir. Yani onu bile getirseler, şu tahrik indirimlerini bile kalkması çok önemli bir şey. Tabii tabii. Neden CHP'ye oy versinler? Bir huzur için bir kere. Ülkede bir huzura ulaşabilmemiz için oy önce versinler. Önce huzur. Tabii ki kadınlar için oy versinler. Her ne kadar parti çok erkek gibi görünüyorsa da parti kadınların, kadın yaşamının daha özgürleştireceği bir partidir. Sonuçta bizim çok ciddi anlamda seçmenimiz kadındır. Kadın kollarımız Türkiye'nin her yerinde vardır. Örgütümüz belki senelerdir iktidar olmamasına rağmen örgütümüz her yerde vardır. Kadınlarımız çok aktif çalışırlar. Yukarı doğru giderken biraz ne yazık ki şey oluyor ama her zaman bir ilki başarmıştır. Cinsiyet kutusunu erkek lehine kullanmıştır. O ki bunu yapmıştır. Her şeyi yapabilir. Kadınlar arasından da bir mucize olabilir. Ben bir de kadınlar ana dilde eğitim ve ana dilini konuşabilmek, serbestçe bununla ilgili kültürel gelişimini, birikimini yapabilmek için de versinler derim. Sadece kadınlar değil tabii yani. Tabii ki, tabii ki. Erkekler için de. Evet. Peki ikinize de çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Filiz Kestecioğlu. Hoş bir sohbetti. Kadınlardan özellikle çok güzel notlar aldık. Sağ olsunlar. Ve ben Kadınlar Vardır'da bitirmek istiyorum bu Medyascope'un ikinci sohbetini. Suskunduk ve bekledik. Yaşandı, seyrettik. Sonunda yeter dedik. Bir daha susmayana dek. Kadınlar vardır, kadınlar her yerde.